Her hastalıkta olduğu gibi kanserin hemen her türünde erken teşhis önemli. Vücudun hastalıkla savaşını kolaylaştırmak için belirtilerini izlemek gerekir. Vücudumuz pek çok hastalık önce bize bazı sinyaller gönderiyor. Pek çok insan bunları önemsemediği için ileride ciddi rahatsızlıklar ile karşılaşıyor. Bu videoda kanserin ilk belirtilerine bakacağız. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara: prostat kanseri ve tuvalet. Sancılı veya sık idrar yapma, idrarda kan bulunması, prostat veya idrar torbası kanserinin ilk belirtileri olabilir. İdrarda kan görünmesinin en önemli nedenlerinden biri de böbrek kanseri. Bunun yanı sıra uzun süre kabızlık, ishal, kalem şeklinde ince dışkılama, dışkılamadan sonra tam boşalmama hissi. Özellikle dışkıda kan görülmesi, kalın bağırsak kanserinin ilk belirtileri olabilir. 2 numara: ağız ve dil yaraları. Ağız yaraları özellikle sigara içenlerin dikkat etmesi gereken belirtilerdir. Bunlar ağız kanserinin erken belirtileri arasında. Dil veya ağız içinde hassas, kabarık, kalınlanmış alanlar, çiğneme ve yutmada zorlanma, dil ve çene hareketlerinde zorlanma diğer belirtilerdir. 3 numara: açıklanamayan kilo kaybı. Birçok insan diyet yapmadan kilo verdiği için mutlu olur. Ancak açıklanamayan kilo kaybı, yaklaşık 5 kilo veya ani iştah kaybı kanserin en yaygın belirtilerinin başında geliyor. Bu belirti özellikle pankreas, mide, gırtlak veya akciğer kanserinde görülüyor. 4 numara: aşırı yorgunluk. Daha önce hiç ihtiyaç hissetmezken günde 3-4 saat kestirmeden duramıyorsanız bu önemli bir kanser belirtisi olabilir. Özellikle kan basıncının düşmesine yol açan tüm kanser türleri ve lösemi'nin belirtisi. Yorgunluk ayrıca kansızlık, uyku düzensizliği, kalp problemleri ve şeker, fibromyalji ve iltihaplı eklem hastalıklarından da kaynaklanıyor olabilir. 5 numara: yüksek ateş. Kanserde sıklıkla görülür fakat genelde ileri evre kanserler ile birlikte, kan kanseri ve lenf benzeri tümörlerinde ise başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Lösemi ve bazı lenfoma hastalarında olduğu gibi, kemik iliğinin tümöral hücreler tarafından işgali sonucunda savunma hücrelerinin yapımı azalması ile ateş gelişebilir. Böbrek ve karaciğer tümörlerinde sıkça görüldüğü üzere, tümör hücrelerine salgıladığı veya tümör hücrelerine karşı gelişen savunma sisteminin aktivasyonu ile ateş oluşabilir. 6 numara: öksürük ve horlama. Birçok insan inatçı öksürüğü bir enfeksiyon hastalığına bağlamaya eğilim gösterir. Hatta toza, alerjilere, gribe, dumana, hava kirliliğine ve diğer faktörlere bağlayarak pek önemsemez. Ancak birkaç hafta boyunca devam eden öksürük, akciğer kanseri belirtisi olabilir. Özellikle bu öksürükle birlikte kan geliyorsa. Öksürükle birlikte gelen kan aşırı olmayabilir. Balgamın içinde az bir miktar bulunabilir. Önemli olan kanamanın miktarı değil, kanamanın inatçı öksürükle birlikte olması. Horlama ise gırtlak kanserinin ilk belirtilerinden biridir. Bununla birlikte bilim çevreleri, horlama ve nefes almada güçlüğün kandaki oksijen seviyesinin düşük olmasına, bunun da habis tümör ve bu tümörleri besleyen damarların gelişimini tetikleyebileceğini söylüyor. Uykuda ağır ağır nefes güçlüğü yaşayan kişiler, hiçbir sorun yaşamayanların yaklaşık 5 katı oranda kanser riski taşımakta. 7 numara: tırnaklarda değişimler. Tırnaklarınızdaki tuhaf değişimler birkaç kanser türünün belirtisi olabilir. Tırnak altında siyah ya da kahverengi bir çizgi ya da nokta, cilt kanserinin işareti. Tırnaklarınız beyaz ya da solgunsa karaciğer kanseri söz konusu olabilir. 8 numara: sırt bölgesindeki ağrılar. Birçok kanser hastası karaciğer kanserinin ilk belirtilerinden birinin bu olduğunu söylüyor. Meme kanseri de sık sık bir türlü geçmeyen sırt ağrıları ile ilişkilendiriliyor. Bu da kanserli kütlenin sırta doğru baskı yaptığı ya da kanserin omuriliğe ya da kamurgalara doğru yayıldığı durumlarda görülüyor. 9 numara: yaygın kuruluk. Erişkin yaşta ortaya çıkan cilt kuruluğunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Çünkü vakaların yaklaşık yarısında iç organ kanserine, en çok da Hodgkin lenfomaya rastlanıyor. Erişkin yaşta kepeklenmeye seyreden cilt kuruluğunda da bazı kolesterol, mide ve psikiyatrik ilaçların yan etkilerinin yanı sıra enfeksiyon hastalıkları, lepra, tüberküloz, böbrek yetmezliği, A vitamini eksikliği, beslenme yetersizliği, hipotiroidi ile sarkoidoz sorumlu tutuluyor. 10 numara: kemik ağrısı. Ağrı hissettiğimizde genelde dikkatimizi yumuşak dokularda toplarız. Kemik de bir dokudur ve ağrı burada da oluşabilir. Kanser kemik içinde ortaya çıkar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. Kanser bu yoğun yapıya girince dayanıklı kemik yapısını zayıflatır ve daha fazla çatlama ve kırılabilme durumu oluşturur. Kemik iliği kanserinin belirtileri: kronik kemik ağrısı, sırt ağrısı, açıklanamayan çatlama ve kırılmalar, kansızlık, sık hastalanma ve yorgunluk.